tekrar etmek lazım. Evcil hayvanları olanlar lütfen dikkat diyelim ve devam edelim İzmit Körfezi ile. İzmit Körfezi'nde kirlilikle mücadele kapsamında havadan ve karadan, denizden denetimler aralıksız sürüyor. 2022'de kurulan Mavi Takım ekibi denizde cam, metal, plastik olmak üzere 13 tondan fazla deniz çöpü topladı. Aslında bu fotoğraf karesi de birçok şeyi anlatıyor. İşte bu çalışmalar nasıl yapılıyor? Ceza işlem uygulanıyor mu? Soruları sorduk. Yanıtlar için dönüyoruz. Haberci arkadaşımız Halit Yılmaz bizimle birlikte. Halit. İzmit Körfezi'nin tam ortasındayız ve İzmit Körfezi'ni dolayısıyla beraberinde Marmara Denizi'ni temiz tutacak ne tür çalışmalar yapılıyor sorusunun, bir yıl içerisinde yapılan o çalışmalar, denetlemeler nelerdir sorusunun cevabını 364. gününde sizlere İzmit Körfezi'nden aktaracağız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem konuğumuz. Mesut Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 364. gündeyiz ve İzmit Körfezi dolayısıyla Marmara Denizi'nin en doğusu, hem denizi temiz tutabilmek için hem de diğer taraftan temizlemek için yapılan denetimler, çalışmalar, bilançolar da çıktı bildiğim kadarıyla. Biraz bahseder misiniz? Neler yaptınız bir yıl içerisinde ve bugüne kadar? Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz tabii 2022 yılında toplam 500'e yakın bir kontrol sağladık İzmit Körfezi'nde ve yapmış olduğumuz bu kontrolleri tabii hem havadan, hem denizden, hem de karadan yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda 17 tane gemiye toplamda yaklaşık 60 milyon gibi bir idari yaptırım kararı uyguladık. Tabii biz 2006 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan almış olduğumuz yetkiyle yürütüyoruz bu çalışmaları. O günden bugüne kadar da yaklaşık 500 gemiye toplam 112 milyon 800 bin lira gibi bir idari yaptırım kararı uyguladığımızı söyleyebilirim. Peki, denetimler nasıl sürdürülüyor? Havadan, denizden birçok denetim metodunuz var ama nasıl yürüyor bu işler? Evet, genelde yapmış olduğumuz kontrollerimizi biz teknik personelimizle beraber yürütüyoruz ve yapmış olduğumuz bu kontrollerde hem havadan deniz uçağımızla yapıyoruz hem de denizden teknelerimiz var. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda bir de şunu da söylemek isterim. Sadece gemiler değil, bunun dışında hem derelerden hem de kıyı tesislerinden kaynaklı kirliliklerle ilgili de mücadele ediyoruz ki 2022 yılında 53 tane tesisle ilgili, kıyı tesisle ilgili yapmış olduğumuz tespitlerimizi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze iletip gerekli idari yaptırım kararı uygulanmasını da sağladık. Peki yapılan denetimlerde gitgide kirlilik artıyor mu, azalıyor mu? Duyarlılık artıyor mu, azalıyor mu? Önemli olan tabii bu cezaları kesmekten ziyade biz bu farkındalığı aslında oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız diğer başka çalışmalarımız da var ama özellikle bu farkındalığı oluşturup hem sanayi tesislerinin hem gemilerin İzmir Körfezi'ne girdikten sonra ne kadar hassas olmaları gerektiği noktasında da biz çalışmalarımızı yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Kamuoyuna merak edilen bir soru. Gemilere bu kadar yüklü miktarda cezalar kesiliyor. O gemiler bu ödemeyi yapmadan gidiyorlar mı? Bir de çevreye vermiş olduğu zarar, ziyan tanzim ediliyor mu? Evet, şöyle söyleyebilirim. Tabii biz gemileri idari yaptırım kararı uyguladığımız anda biz onların bağlanmasını sağlıyoruz. Kocaeli Liman Başkanlığımız aracılığıyla birlikte yürütüyoruz zaten biz bu çalışmayı. Hemen anında gemiyi bağlıyoruz ve seri seferden men etmiş oluyoruz. O cezai miktarı ödemeden ve bununla birlikte oradaki temizleme çalışmaları yürütülüyor. Bunu lisanslı firmalar yapıyor. Biz ilk başta biz yapıyoruz. Oradaki temizleme sonucundaki efendime söyleyeyim olaya da müdahale ettiğimiz noktada o ödemeleri de yapmadan bırakmıyoruz. Son olarak 2023 eylem planınız hazır mı? Evet, 2023 ile ilgili çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı tamamladık. Bununla beraber burada ODTÜ ile beraber bir ODTÜ Deniz Bilimler Enstitüsü ile beraber yapmış olduğumuz bir çalışma da var. Ve çalışmalarımızı bu yönde hızlıca yürütmeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem konuğumuzdu. Tabii bir taraftan denetimler sürüyor, bir taraftan çevreyi kirletenlere gerekli cezai müeyyideler uygulanıyor. Ama bir taraftan da Körfez'in o en eski cap canlı günlerine dönebilmesi için balıklandırma çalışmaları ve çeşitli yapılan festivallerle birlikte vatandaşın denize olan ilgisini, sevgisini ve korumacılığını artırmaya çalışılıyor diyelim ve sözü size bırakalım.